Total istasyonları gün ortasını sunar. Gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Harika Ertunç. Bugün 26 Temmuz Salı, programımızda ilk olarak Doktor Eren Günhan Ulusoy'u ağırlayacağız. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Başkanı. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba Harika Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi özellikle gündemin en ağırlıklı maddelerinden bir tanesi olduğu için tahıl koridoru konusuyla başlamak isterim. Burada Türkiye'nin son derece önemli bir aktör olduğunu takip ettik. Hem sürecin işlemesi hem imzaların atılması süreci ve bundan sonra da garantörlük adına önemli bir rol üstleniyor burada Türkiye. Tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin neler söylemek istersiniz? Buradan başlayalım. Evet, tahıl koridoru sadece Türkiye, Rusya, Ukrayna için değil, tüm dünyanın gıda güvenliği için son derece önemli bir anlaşma. Hepimiz geçtiğimiz yıl içerisinde iklim değişikliğine bağlı kuraklık, pandemi etkileriyle gıda fiyatlarını konuşurken bir de üstüne bu savaş geldi ve bununla beraber dünyadaki gıda fiyatlarının çok yükseldiğini, tahılda da Dünya Gıda Örgütü'nün, FAO'nun yayınlamış olduğu endekslerde tarihi zirveleri gördük. 173 seviyesine kadar çıktık. Dolayısıyla bu anlaşma dünya üzerindeki tüm vatandaşı, tüm nüfusu, tüm tüketicileri ilgilendiriyor. Herkes için olumlu bir haber. Biraz daha özelde, bölgemiz özelinde, ülkemiz özelinde bakarsak, tabii ki tedarik zincirinde Türkiye için Rusya ve Ukrayna'nın büyük bir önemi var. Bu iki ülkenin de tahıllarda, buğdayda, mısırda, arpada büyük ihracatçı olması, Türkiye'nin de aynı zamanda bu ürünlerde ithalatçı olması ikisinin arasındaki köprünün önemini artırıyor. Bu köprünün savaş öncesi dönemdeki gibi kurulmasını hepimiz heyecanla bekliyoruz. Evet, şimdi biz tabii özellikle Türkiye özelinde konuşursak tarımda kendi kendine yeten bir ülke olduğumuzu biliyoruz ama Ukrayna-Rusya savaşı aslında belki de dipteki sorunları biraz daha yüzeye çıkardı ve daha görünür kıldı. Aslında hiçbir ülkenin bu anlamda kendi kendine yeter pozisyonda olmadığını gördük. Ukrayna'da zaten Avrupa bölgesi için özellikle ekilebilir alanların üçte birine sahip ve oradaki tahıl tedariğinin tamamını sağlayan bir ülke. Böyle bir ekosistemden geçerken de ülkelerin kendilerini korumak adına bütün kaynaklarını iç pazara yönelttiğini gördük. Bundan sonra peki artık tarım çok daha milliyetçi bir konu mu? Yani artık herkes kendini mi önceleyecek? Nasıl bir düzen olacak? Kesinlikle bu tanımlamayı kullanabiliriz. Pandemi döneminde gıda milliyetçiliğinin ortaya çıktığını gördük. Tedarik zinciri kesilince tabii ki herkes önce kendi tedariğini sağlamak, güvenliğini sağlamak istiyor. Bunun üstüne de savaş eklendi. Şimdi dünyada bir serbest ticaret teoremi var. Bu teoremde kim neyi en verimli üretebiliyorsa diğerleriyle ticaret yaparak, takas ederek dünyanın toplam refahının artırabileceğini öngörüyoruz. Ama bu tarz arzın kesintiye uğratan veya lojistiği kesintiye uğratan faktörler ortaya çıktığında ise bu teorem işe yaramıyor ve kendine yeterlilik konusu ön plana çıkıyor. Türkiye belirttiğiniz gibi tarımda kendine yeterliliği sağlayabilen bir ülke ama tarım niteliği icabı belirsizlikleri olan bir sektör, iklimden etkilenen bir sektör. O yüzden iklimin kötü gittiği dönemlerde Türkiye'nin de ithalatçı olduğunu, belirli ürünlerde ithalatçı olduğunu görüyoruz. Buğdayda sürekli ithalatçıyız. Bu da Türkiye'nin aynı zamanda bir buğday mamulleri ihracatçısı olmasından, yani sanayi aramalı olarak da buğdayı ithal ettiğinden biz sürekli ithalatçıyız. Bazen bunun bir miktarı, ki geçtiğimiz sezonlar 2-3 sezondur yaklaşık 2 ile 3 milyon ton arasındaki kısmını iç tüketimimiz için kullanıyoruz. Burada evet, kendine yeterlilik mutlaka her ülke için daha ön plana çıktı ve bundan sonra da çıkmaya devam edecek. Bu sürecin içerisinde maalesef şunu da gördük. Bu bir kısır döngü yaratıyor Harika Hanım. Yani ne kadar milliyetçilik o kadar fiyat artışı. O kadar, çünkü milliyetçilik demek arzı kısmak demek.
ürünleri kendine saklamak demek. Ne kadar fiyat artışı daha başka ülkelerin bu konuda daha fazla önlem almasına sebebiyet veriyor. Zaten bu beklentiler çok hızlı yükselişleri bize gösterdi. Şu anda da koridorun, tahıl koridorunun en önemli etkisi bu beklentileri kırmış olması. Sevkiyatla ilgili, lojistikle ilgili Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan problemlerin tabii ki hepsini ortadan kaldırması mümkün değil ama bir kısmını Karadeniz limanlarından sevkiyat konusunda bir başlangıç olması, bir kapı açması beklentileri önemli ölçüde iyileştirdi. Hatta bu koridorun açılmasından sonra Moldova'nın mamul ihracatlarında yasağı vardı. Bunu kaldırdığını gördük. Mısır'daki yine mamul ürünlerin ihracat yasaklarının gevşetildiğini gördük. Yani şartlar birbirini tetikliyor. Kötüye giderken daha sıkılaşıyor. Herkes milliyetçiliği, gıda milliyetçiliğini artırıyor. İyileşirken de biraz daha gevşetebiliyor. Ama bunu uzun vadede yorumladığımızda evet gündemde kalacağını ve özellikle hani bu tüketicilerin yönetebileceği bir süreç değil. Özellikle hükümetlerin bu alanda daha tedbirli, temkinli gideceğini, yüksek stok seviyeleri koruyacaklarını öngörebiliriz. Evet, tabii böyle değişen bir düzen varken bu düzenin değişmesine ayak uyduran bir politikalar bütünü olması da gerekir elbette. Bu anlamda önerileriniz ne olabilir? Yani buna yönelik atılabilecek tarımsal politikalar, bir arz sıkıntısı yaşanmaması için oluşturulabilecek önlemler nelerdir acaba İrem Bey? Tarımda belirsizlikten bahsettik, iklimden. Bunun önüne geçemiyoruz. O zaman bunun önüne geçemediğimize göre bunun sonuçlarını yönetebileceğimiz, risklerini yönetebileceğimiz önlemler, sistemler yapmamız lazım. Birincisi nedir? Eğer birim alandan verimi iklimden dolayı yönetemiyorsak, Türkiye'de buğdaydan bahsedelim. 2.8 ton bölü hektar. Bu iyi iklim şartlarında 3 tona yükselir. Kuraklıkta 2.5-2.6'ya kadar düşebilir. 2.5'e düşebileceğini de hesaba katarak ekim alanlarını artırmamız lazım. Verimi tabii ki artırmamız lazım. Verime bu kuraklık şartlarına daha dayanıklı tohumlarla verimde önlemlerimizi alabiliriz. Bir sonraki boyut, evet biz her şeyi yaptık ama beklenen üretim olmamış olabilir. Stok yönetimini sağlamak için de bu alandaki depo kapasitesi ki Ukrayna'da maalesef bu bir savaşla ortaya çıktı. Tabii ki böyle bir stres testiyle ortaya çıkmasını kimse istemezdi ama şu an Ukrayna'daki en önemli dar boğazlardan biri de depolama kapasitesi. Çünkü ürünleri sevk edemeyince koyulacak yer bulunamadı. Türkiye cephesinde de baktığımızda bu tarım politikaları setinde lisanslı depoculuğun 2014-15 yılından itibaren teşvik edilerek bugün 8,5 milyon ton kapasiteye ulaşmış olması Türkiye için çok önemli bir değer. Yani bu tarz arz şoklarında elinizdeki stok evinizin kileri gibi düşünün. Evinizin kileri ne kadar büyükse o yaşanan arzdaki kesintiye dayanacak süreniz daha fazla demektir. Ki o süre uzadıkça da başka kaynakları devreye alabilirsiniz. Alternatif menşeleri, alternatif rotaları kullanabilirsiniz demektir. O yüzden bu anlamda gıda güvenliği için stok yönetimi çok önemli. Türkiye'de de lisanslı depoculuk bu anlamda görevini yerine getiriyor. Bir de bu işin tabii tüketim, ya üretimi söyledik, depolamasını söyledik. Bir de tüketim tarafı var. Mikro olarak yani her birimizin ne yapabiliriz noktasında yapabileceği unsur da tabii ki israf etmemek. Elimizden geldiğince tüm başta işte ekmeğimiz, tahıla bağlı ürünler olmak üzere tüm gıda maddelerini israf etmeden kullanmak. Peki şu an için baktığımızda tabii herkesin de aklındaki sorulardan birisi önlem alınabilmesi için ve hızlıca da bu adımların atılabilmesi için sürekli bu farkındalığı yaratmak adına vurguluyoruz elbette. Daha israfa yönelmememiz lazım, politikaların reforme edilmesi lazım diye ama yakın vadede böyle baktığımızda bizi bekleyen bir gıda sıkıntısı var mı? Türkiye için soruyorum. Türkiye bu anlamda şanslı. 7 coğrafyasında 4 farklı iklimi bazen aynı anda yaşayabilen, yani ürün çeşitliliği, biyolojik çeşitliliği çok yüksek bir ülke.
Biz de o yüzden hep bu örneği veririz. Yani Türkiye'de mesela Güneydoğu'da kuraklık yaşanırken Karadeniz'de yağış olur veya Ege'de kuraklık yaşanırken Akdeniz'de olmayabilir. Birbirini dengeleyen bir ekosistemimiz var. O yüzden bizde daha sınırlı etkilerle bunları atlatabiliyoruz. Bu anlamda güçlü bir tarım ülkesiyiz. Evet, kısa vadede Türkiye'de hiçbir zaman bulunulabilirlik problemi yaşamadık. Bence bu çok kıymetli. Yani Türkiye'de kuraklık olabilir, fiyat artışları olabilir ama kıtlık noktasına kısa vadede de bunu rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Gelme durumumuz olmayacak. Ama tabii ki bu işte ürünlerin fiyat noktasında dengeleri yakalayabilmemiz için arzı arttıracak, üretimi arttıracak politikaları devrede tutmamız lazım. Burada fiyat desteği içinde bulunduğumuz sezonda birçok tarım ürünü olduğu gibi tahıllarda da önemli bir fiyat desteği verildi. Bir taraftan Toprak Mahsulleri Ofisi tüketiciyi de koruyan destekleme, sübvansiyon programlarını uyguluyor. Yapılması gerekenleri elimizden geldiğince yapıyoruz. Kontrol edemediğimiz faktörler, işte girdi maliyetleri mesela bunlardan bir tanesi. O noktada da dünyadaki şartlara uyum göstermek zorundayız. Yani bir miktar gıda enflasyonu dünyada yaşananlardan dolayı kaçınılmaz. Biz üretimi ne kadar arttırabilirsek bu enflasyonun etkisini o kadar sınırlandırabiliriz. Ama ortada böyle bir gerçek olduğunu hepimizin bilmesi lazım. Evet, şimdi tabii fiyat artışlarını etkileyen faktörlerden bahsederken siz de söylediğiniz tarımsal girdi maliyetlerindeki artıştan, ben de bunu size sormak istiyordum zaten, birçok kalemdeki artıştan bahsedebiliriz. Buradaki seyir nasıl? Biraz da burayı detaylandıralım. Evet, tarımsal girdi endeksine baktığımızda yine TÜİK'in açıkladığı yıllık bazda %124'lük bir artış var. Yani TÜFE'nin de üstünde giden bir artış söz konusu. Tabii bu girdilerin hem maliyeti etkiliyor hem de çiftçinin sermayesini de işletme sermayesini de kısıtlıyor. Biz hep konuşuyoruz, Türkiye'de ekilmeyen araziler var. 2 milyon hektarı aşkın araziyi biz tekrar tarıma kazandırabiliriz ama buradaki arazileri kazandırmak için buraya ekecek çiftçimizin elinde girdilerinin olması lazım. Girdiler bugün yani Eylül ayında tarlaya gidiyoruz, girdileri kullanıyoruz. Hasada Temmuz ayında varacağız. Yani 10 ay boyunca neredeyse bir sene bu kaynağın elimizde olması lazım. Bu anlamda maalesef sınırlandırıcı bir etki yaratıyor. İşletme sermayesine yaptığı etkiden dolayı girdi fiyatları. Maliyeti zaten artırıyor. Bu noktada tahıl koridoru malumunuz oradaki gündemde tahıl koridoru sadece tek yönlü değil. Yani Ukrayna'dan tahılın çıkmasını da sağlayacak. Ukrayna'ya girdilerin de ulaşmasını sağlayacak. Üretimin sürdürülebilmesi anlamında. Yani dünyadaki denge için tahıl koridorunun tarımsal girdiler noktasında böyle bir olumlu etkisi var. Türkiye tarafına baktığımızda Türkiye gübrede ham madde ithalatçısı, özellikle gübre üretimimiz olmasına karşın ham maddelerin çoğunu ithal ediyoruz. Burada da bir ihracat sınırlandırmasıyla Türkiye'den dışarı gübre ihracatını sınırlandırarak iç piyasaya bir destek sağlandı. Yani yurt içindeki tarımsal üreticilerin erişimini kolaylaştırmak için her ne kadar sanayi zorlayan bir karar da olsa tarıma bu destek sağlandı. Böylelikle yine tarım tarafında bulunabilirlik sağlanmış oluyor ve böylelikle daha fazla alanın veya mevcut alanların ekilmesi sağlanmış olacak. Yani tarımsal girdilerle ilgili destekler de çok çeşitli şekilde veriliyor. Bu sene artışlar da yapıldı. Bunların sürdürülmesi tarımsal üretimdeki sürekliliği sağlayacak. Peki bu senenin belli ürünlerdeki rekolte beklentilerini de biraz konuşalım mı Eren Bey? Yani beklentiler tabii iklime göre, birçok faktöre göre şekillenecektir ama siz elinizdeki veri setine bakarsanız neler söyleyebilirsiniz? Türkiye geçtiğimiz yıl 17,6 milyon tonluk buğday üretirken bu yıl için 19 milyon tonluk bir hasat tahmini geldi TÜİK'ten sezonun başında. Malumunuz hem Avrupa'da bir sıcak hava dalgası var. Bir miktar bunun Türkiye'ye de önümüzdeki günlerde etkisi bekleniyor. Biz bu buğday hasadının belki biraz altında, yani 18,5 milyon tonun altına düşmeyecek şekilde oluşacağını bekliyoruz. Beklentiler çerçevesinde. Bu da
Türkiye'nin 20,5-21 milyon tonluk tüketimini dikkate aldığımızda 2 milyon tonluk bir tüketime göre eksikliğe işaret ediyor. Bunu da ithalat yoluyla kapatacağız. Arpaya geldiğimizde yine 8 milyon tonluk bir TÜİK üretim tahmini söz konusuydu. Arpanın hasadının da hemen hemen tamamlanmakta olduğunu görüyoruz. Piyasadaki fiyat dengesine de baktığımızda bu rakama yakın bir hasat ortaya çıkacak. Mısır henüz hasadı edilmedi. Ağustos ayında ilk mısırın gelmesi bekleniyor. Tabii burada bu ürünlerin arasında şu anki hava şartlarından en çok etkilenecek olan mısır olacak. Eğer önümüzdeki günlerde yüksek hava sıcaklıkları görürsek mısırda bir miktar üretim kaybına sebebiyet verebilir. Onu da önümüzdeki günlerde takip ediyor olacağız. Ama şunu söyleyebiliriz genel anlamda bu sezon 2022 hasat sezonu 2021'e göre her üç üründe de daha yüksek bir üretim bekliyoruz. Yani 2021 daha sert bir kuraklık yılıydı. Bu yılda geçen yıldan iyi ama Türkiye'nin uzun yıllar ortalamasının bir miktar altında gerçekleşmiş olacak. Peki şimdi izleyenlerimizden de bize gelen ağırlıklı sorulardan olduğu için tahıl koridoru konusuna tekrar dönerek bu soruları size yönlendirmek istiyorum. Türkiye burada bir transit aktarma noktası olarak yer alıyor. Tablonun, haritanın geneline bakarsak bunun Türkiye'ye bir ticari katkısı olmasını beklemeli miyiz? Türkiye bu anlamda tahıl koridorundan da önce bir transit nokta olarak rol oynuyor. Çünkü Rusya'nın ve Ukrayna'nın dünya pazarında buğdayda %30, mısırda %19, yağlı tohumlarda ay çekirdeğinde %33 gibi bir önemli rol oynaması ve bu sevkiyatların Karadeniz'den yapılması, az önce saydığımız o ürünlerin hepsi, yani neredeyse kabaca dünyanın üçte biri diyelim bu gıda maddelerinin, Türkiye'nin boğazlarından geçerek dünya pazarlarına ulaşıyor. Dolayısıyla Türkiye bunun lojistiğinde yer alan zaten bir ülkeydi. Bu koridorla beraber Türkiye'nin buradaki ara bulucu ve moderatör rolü kesinlikle transit ticaretteki konumunu güçlendirecektir. Burada tabii incelediğimizde hem Birleşmiş Milletler'in bu anlaşmaya müdahil olurken özellikle Afrika ülkelerinde, Orta Doğu ülkelerinde gıdaya erişimde zorlanan ülkeleri hedef aldığını biliyoruz. Hani hem bunun ticari tarafı var hem de insani boyutu var. Hani Türkiye'nin ekonomik anlamda da buradan bir miktar olumlu etki alacağını, aynı zamanda da siyasi anlamda da böyle önemli insani bir koridorda görev almasının politik, siyasi politikte de Türkiye'ye etkili olacağını, faydası olacağını düşünüyoruz. Hani doğrudan şunu söylersek yanlış olur. Hani Ukrayna'dan çıkan tüm ürünlerin alımı, satımı Türkiye üzerinden yapılacak dersek doğru olmaz. Türkiye burada moderatör, kontrolör ve aracı konumunda yer alacak. Peki buğday fiyatları çok yükselmişti ve ardından tahıl koridoru anlaşması yapılmasıyla birlikte bir gerileme gördük. Daha sonra Rusya'nın Odessa limanına vurmasıyla birlikte de tekrar bir sıçrama gördük. Yani burada aslında askeri duruma karşı son derece duyarlılık gösteren bir fiyatlama görüyoruz. Bundan sonrası için savaşın devamındaki her gelişmeye tarımsal emtianın bir duyarlılık geliştirmesini beklemeli miyiz? Harika Hanım, bu volatilite savaş olduğu sürece sürecek. Gerçekten de mesela bugün tahıl koridoru piyasalara çok güzel, olumlu yönde bir doping yaptı. Fiyatların gevşemesini gördük. Tahıl koridorunun ne kadar aktif ve efektif olduğu bir önemli bir parametre olacak. O efektifliğe göre, bu parametreye göre Ukrayna'nın biraz önce belirttiğim girdileri sağlaması, tarımsal girdileri sağlaması, sattığı ürünlerin bedellerini tahsil etmesi ve tekrar ekime yönelmesi bizi uzun vadede 2023'e bakış açımızı etkileyecek. Dolayısıyla bu tarım ürünlerindeki volatilitenin, dalgalanmanın maalesef savaş sürdüğü sürece devam edeceğini görebiliriz. Özellikle sert hareketler, tabii biz piyasanın sanayicilerimiz, çiftçilerimiz, piyasanın içinde olan insanlar, fiyatlardan bağımsız her gün günlük bir akışları var, üretimleri var, ticaretleri var. Bunu sağlamak zorundalar. Ama bu vadeli işlemler piyasası haberlere göre ani hareketlerde bulunabiliyor.
Tağıl koridorunda hızlı düşüşü gördük ve dediğiniz gibi hemen ertesi gün bombalamanın ardından da o düşüşün %7-8'lik kısmının geri gittiğini gördük. Bu nedenle hani bizim anladığımız anlamda fiziki piyasalar bu kadar dalgalanmasa da vadeli işlemler piyasaları, yani finansal piyasalardaki tahıla dayalı türev ürünler çok daha sert dalgalanmalar bundan sonraki dönemde de gösterecektir. Bu anlamda yatırımcıların dikkatli olmasını tavsiye edebiliriz. Evet Eren Bey, biraz da döviz kurundaki mevcut seviyelerin tabii nasıl çiftçiyi etkilediğini de konuşalım dilerseniz. Bu seviyelerde tüketimi sürdürülebilir mi çiftçi açısından? Çünkü burada akaryakıt maliyetleri vesaire doğrudan etkileyen kalemler maliyetini artırıyor çiftçinin. Çiftçinin maliyeti ne kadar artarsa tabii soframıza da her şey o kadar daha yüksek fiyattan geliyor. Bu durum ne kadar sürdürülebilir, ne dersiniz? Şu anda döviz kurunun bulunduğu seviye yaz ayları boyunca daha makul süreceğini tahmin ediyoruz. Turizmin de gelecek etkisiyle beraber çiftçimizin de en önemli girdilerini Eylül-Ekim ayına kadar temin etmesi lazım. Özellikle gübre ve tohumu. Burada geri kalan tarım yılı boyuncaki maliyet dağılımı sonraki aylarda azalarak devam ediyor. Dolayısıyla bir an önce bu maliyetleri oluşturmak, yani mümkünse şu anda malum hasat ediliyor. Arpasını biçti, buğdayını şu anda hasat ediyor. Mısırını da bir ay kadar sonra hasat etmiş olacak. Hani çiftçilerimizin burada kendini korunması için alacağı en büyük önlem hasadını eder etmez, parasını tahsil eder etmez bunları girdilere dönüştürmesi yapabileceği en önemli önlem. Dediğiniz gibi tabii ki kurdan dolayı ki tarımdaki girdilerde önemli bir içerisinde ithal payı var. Tarımdaki üreticilerin de bundan etkilenmemesi için bir an önce bu maliyetleri sabitlemesi lazım. Ne kadar hani oradaki geçişkenlik genel enflasyondaki orantıdan daha fazla, yani genel enflasyonda %20-25'e kadar hesap yapılırken tarımsal girdilerde %45-50'ye kadar döviz kuru geçişkenliği olduğunu söyleyebiliriz. Zaten son bir yıllık %124'lük artış da bunu doğruluyor. Evet Eren Bey, şimdi birkaç soru önce lisanslı depoculuk konusuna değinmiştik. Şöyle bakarsak eğer geçen sene ortalama %35-40 doluluk oranlarında lisanslı depolar. Ama şu anda %100'e kadar ulaşmış. Bu tarafta eklemek istediğiniz neler var acaba lisanslı depoculuğa ilişkin? Lisanslı depoculuğa bu sene özellikle ilginin yüksek olması, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklamış olduğu müdahale alım fiyatının piyasanın önüne geçmiş olması sayesinde 6.450 TL'lik bir müdahale alım fiyatı söz konusu. Bunun üzerine de Toprak Mahsulleri Ofisi'ne yapılan satışlara TMO 1.000 TL'lik prim veriyor. Ve bunu da isterseniz TMO depolarına teslim edebilirsiniz ama ayrıca tüm Türkiye'deki lisanslı depolara, şu an sayısı 180'e varan lisanslı depoya teslim edebiliyorsunuz. Bazı bölgelerde şu an genel sistemin doluluğu %100 değil, genel sistemin doluluğu %50'leri geçti. Tabii hasat hızlı devam ediyor. Hani burada günlük değişen bir rakam, yukarı doğru zaten gidiyor. Ama bazı bölgelerde evet tamamen dolan, %100'ü bulan depolar söz konusu. Bu doluluğun sebebi de çiftçinin, müstahsilin ürünlerini TMO'ya satış yapmak amacıyla lisanslı depolara teslim etmiş olması. Bunun dışında bazı bölgelerde, örneğin Güneydoğu bölgemizde de ağırlıklı olarak hem müstahsilin hem tüccarın ürünlerini lisanslı depolarda stokladığını, depoladığını görüyoruz. Lisanslı depoculuk burada, şunu da belirtmek isterim, bazen işte fiyatların artmasına sebep olarak gösteriliyor ama lisanslı depoculuk bir pazar yeri gibi düşünün ve tüm Türkiye'nin aynı anda ürünlerini, depolardaki ürünleri tek bir pazarda, tek bir borsada, seans odasında işlem görmesi aslında piyasaya derinlik kazandırıyor ve bu derinlik sayesinde de speküle edilmesi daha zor hale geliyor. Gıda güvenliğindeki faydasını zaten bir tarafa koyuyoruz. Onu başlangıçta söyledik. Yani bu sonundaki elektronik ürün senetleri ne kadar kaça alınıp satılmasının
etkisinin dışında ürünlerin burada iyi şartlarda depolanması ülkenin hani milli gıda güvenliği açısından zaten son derece önemli. Ama ondan da öte piyasa mekanizmalarının işlemesine fayda sağlıyor. Bu anlamda biz sektör olarak lisanslı depoların kapasitesinin dolu olmasını, işte geçen sene %35-40'larda kalan kapasitenin teknik olarak %100'e gelemeyebilir, 85-90'lara gelmesini olumlu karşılıyoruz. Çünkü her zaman yani yokluğu yönetmek çok daha zordur. Varlığı yönetmek tarım piyasasında nispeten kolaydır. Yani ürün olmadığında fiyatı ve piyasayı yönetmek zor. Yeter ki ürünümüz olsun, depolarımız dolu olsun. Piyasada bunun nasıl alınıp satılacağını regüle etmek, yönetmek çok daha kolay olacaktır. Evet, gıda ötelenebilen bir ihtiyaç değil. Bekleteyim bir ay sonra tüketirim diyebileceğimiz bir şey diyemiyoruz neticesinde. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Başkanı Doktor Eren Günhan Ulusoy, çok teşekkür ediyorum aktardığınız kıymetli yorumlar için. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın Aykan. Teşekkürler. Gün ortasına kısa bir ara veriyoruz. Tekrar görüşeceğiz. Gün ortasının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde TSKM Gayrimenkul Genel Müdürü Makbule Maya Yöneli ağırlayacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi isterseniz biraz bu konut piyasasındaki anomaliden konuşarak başlayalım. Çünkü gündemdeki en önemli konu kiracılar arasında, ev sahipleri arasında, satın alanlar arasında ve satıcılar arasında her açıdan fiyat bazlı bir problem söz konusu, anomali söz konusu. Siz bunu sektör temsilcisi olarak ne kadar anomali olarak değerlendiriyorsunuz? Aslında bu birazcık da arz talep dengesiyle ilgili. Ağırlıklı olarak geçtiğimiz yılın ortasından itibaren başlayan bir talep ağırlığı vardı. O taleple beraber arzın da azalıyor olması konuta çok ciddi bir şey yarattı, talep yarattı. Hal böyle olunca bu talep hızı şeyi çok değiştirdi, fiyatlamayı çok değiştirdi. Özellikle Mayıs ayı itibarıyla önemli bir miktarda bir fiyat artışları gördük konut sektöründe. Son aylarda belki yavaşlamaya devam edecektir. Hani bu dönem itibariyle bir miktar yavaşlama var. En azından Mayıs ayındaki kadar hızlı artışlardan bahsetmiyoruz an itibarıyla. Bu böyle bir dönemden geçiyoruz açıkçası. Evet, şimdi tabii bu fiyatların artmasında sizin de söylediğiniz gibi arz talep kaynaklı bir dengesizlikten bahsedebiliriz ama elbette tek sebep de bu değildir. Burada bahsedeceğimiz inşaat maliyetlerindeki artış, döviz kurundaki artış, yabancı talebi, sizin de yine detaylandırabileceğiniz birçok faktör söz konusu. Sektör bunlardan kaç tanesini elimine etti? Geriye elimizde kalanlar bu fiyatların bu düzeylerde kalmasını ne kadar daha tetikleyecek? Etkenler aslında aynı şekilde devam ediyor. Başta enflasyon, akabinde faiz oranları, mevduat faiz oranlarının seviyeleri, inşaat maliyetlerindeki artış, yabancı ilgisi, pasaport verilebiliyor olması, rakam her ne kadar 400 bin dolara çıkıyor olsa da yabancı ilgisinde hala bir talep canlılığı söz konusu. Bunlardan bu piyasada herhangi bir değişiklik söz konusu değil açıkçası Harika Hanım, onu söyleyebilirim. Şu dönem itibarıyla belki yaz tatili olması nedeniyle Temmuz ayı verilerinde bir miktar geriye gelme görebiliriz. Konut kredisi faiz oranlarında bir miktar değişiklik oldu geçtiğimiz ay sonu itibariyle, Haziran sonu itibariyle. BDDK kararı burada bir miktar kredileri etkileyecektir. Dolayısıyla Temmuz'da bir miktar yavaşlayan bir piyasayla karşılaşırız. Ağustos'ta da aynı şekilde devam ediyor olur ama Eylül ayı itibariyle işte okulların açılıyor olması, memur tayinlerinin başlıyor olması tekrar bir konut hareketliliği ve talep canlılığını geri getirebilir diye düşünüyorum.
Evet tabii yine hatırlatmakta fayda var. Bugün saat 14.30'da da konut fiyat endeksi verilerini takip edeceğiz. En son açıklanan endeks burada %127 artışa işaret etmişti. Bu alanda bir şey söylemek ister misiniz? Yoksa yine gündemdeki çok önemli başlıklardan olan şu an aslında yerli basında nereyi tarasak önümüze çıkan yani çok da dramatik denebilir aslında bu başlığa subjektif bir yorum olarak söylersem eğer. Büyük şehirlerde bir kira göçü söz konusu. İnsanlar artık aldıkları maaşla kiraları arasındaki dengeyi sağlayamadıkları için neredeyse kiralar maaşların üzerine çıkmış bir seviyede olduğu için bir göç hareketi söz konusu. Göç hareketi demek buradaki istihdam piyasasının dahi temellerini etkileyebilecek bir potansiyeli de sahip. Ne dersiniz insanların artık efor edememesi büyük şehirlerde kiraları ve küçük şehirlere yönelmesine ilişkin? Evet, bu konu bir süredir gündemde ve belki Eylül ayı itibariyle daha artarak devam ediyor olacaktır. Sebebi çok da doğru tespit ettiğiniz üzere artan kiralar, insanların hane halkı gelirlerinin o kadar artmıyor olması. Dolayısıyla kira karşılama oranlarındaki düşmeler. Bunun içinde tabii uzaktan çalışma modeli, pandeminin getirdiği hayat tarzı değişiklikleri de büyük etkendir. Dolayısıyla bunu biz artarak ilerleyen zamanlarda göreceğiz diye düşünüyorum. Şu anda tabii yazlık bölgeler ilgi çok fazla yaz aylarında bulunuyor olmamız nedeniyle. Şu anda o yazlık bölgelerdeki artış kademeli olarak yine Eylül ayı itibariyle büyük şehirlere gelecektir. Zaten gelmişti Mayıs ayı itibariyle de aynı şeyleri konuşuyorduk. Dolayısıyla böyle bir hareketlilik olabilir. Evet, şu an İstanbul için bakarsak ortalama kiralar ne düzeyde? Yani belki oradan asgari ücretle kıyasını da yapabiliriz. Çünkü ağırlıklı olarak çalışanlar asgari ücret üzerinden fiyatlandırıldığı için ortalama kira bedeliyle birlikte bir çıkarım yapabiliriz belki. İstanbul'da tabii bölgesel olarak kira değerleri çok değişiyor ama 4000 TL seviyelerinde olan bölgeler de var. 8000 TL ortalama olan semtler de var. 12000 TL mertebesinde başlayan kiralar da var. Dolayısıyla zaten bu kira mertebelerine bağlı olarak oturan profili oluşuyor. Hangi sektörde çalışıyorsunuz, kamu çalışanı mısınız, farklı sektör, beyaz yaka, mavi yaka gibi farklı farklı sektör gruplarının oluşturduğu bölgeler var. Burada da bir kira farklılığı doğuyor. İnsanlar da buna göre tercihlerde bulunuyorlar açıkçası. Evet, şimdi tabii burada yine konut piyasasının dinamiklerini etkileyen faktörlerden bir tanesi de sanıyorum yabancı talebi. Yabancı talebi şu anda özellikle hatta bir dönem çok daha fazla yoğunlaşmıştı. Şu anda nasıl değerlendirirsiniz sektördeki yabancı talebini? Şu anda özellikle yazlık bölgelerde talep canlılığının hala aynı şekilde kendini koruduğunu görüyoruz. Buna en güzel örnek bence bu dönemde yine Antalya. Biliyorsunuz son açıklanan verilerde de en fazla satış yapılan ülke Rusya'ydı. Tabii burada Rusya-Ukrayna krizinin de mutlaka ki etkisi vardır. Mesela Antalya bundan çok doğrusal şekilde etkileniyor. Bugün yine Merkez Bankası konut fiyat endeksinde de göreceğizdir diye düşünüyorum. Yine en yüksek artış Antalya, Isparta, Burdur olan il grubuna denk gelebiliyor olacaktır. Onun akabinde Muğla, Aydın, Denizli üçgeninde fiyat artışı en yüksek. Uzunca bir süredir böyle aslında, yılın başından beri böyle. İstanbul'da da üçüncü sırada geliyordu ki İstanbul'da eskiden düşünecek olursak, geçtiğimiz yıllara bakacak olursak orada artış oranları Türkiye ortalamasının altında kaldığı zamanlar bile olmuştu. Ama şu anda İstanbul'da da talep canlılığının yabancı ilgisi fazlalaşmış ki konut fiyat endeksinde de biz bu artışı görebiliyoruz. Peki yeni konut projeleriyle bu konut fiyat artışındaki hızın kesilmesi amaçlandı. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi burada arz talep dengesizliği çok önemli bir faktördü piyasada anomali oluşmasının sebebinde. Şu anda yeni konut projeleri ne durumda? Artış var mı? Mevcut maliyetlere rağmen çalışmalar hızlandı mı? Ne dersiniz? Orada bir artış görmüyoruz Harika Hanım. İlk çeyrek verilerinde de öyleydi. Ruhsat sayıları tekrar 125 bin adetlere düştü. Hani doğrusal korelasyon yaptığımızda 500 bin adet demek ama Türkiye'nin ihtiyacı an itibariyle 700-800 bin adetlik konut ruhsatının olması. Dolayısıyla burada bir üretim hareketliliğini görmedik ilk çeyrekte. İkinci çeyrekte de benzer bir durumla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum ben. Çünkü çok ciddi bir ruhsat başvuru sayısında artış görmüyoruz. Yaptığımız proje işlerinde de çok ciddi bir ruhsat alınarak projeye döndürülmesi süreçlerine hızla başlanmıyor.
birazcık daha inşaat geliştirici tarafında temkinlilik söz konusu. İşte bunun için de mutlaka ki inşaat maliyetleri, finansmana erişim gibi problemler geliyor. Buradaki öngörülemezlik ister istemez konut projelerinde başlamasını geciktiriyor. Peki şimdi sonuç olarak burada kiraların yükselmesiyle birlikte bir göç hareketi başladığından bahsettik. Daha Anadolu'daki bölgelere, daha doğu bölgelere doğru bir göç hareketi var ama bu sefer peki bu bölgelerde bir anomali yaratır mı bu? Yani oradaki fiyat hareketleri ya da buralar bu talebi karşılayabilecek potansiyele sahip mi? Ne dersiniz? Anadolu'da bazı illerde önemli projeler başlamıştı. Konya, Malatya, Diyarbakır, Kahramanmaraş. Buralara yani bu tarz güzel örneklerin olduğu iller. Dolayısıyla burada bir hareketlilik olursa tabii ki orada talep canlılığı artacağı için kiralarda da satış rakamlarında da yukarı yönlü hareket görebiliriz. Ama burada böyle çok ciddi bir talep akışı olacağını ben öngörmüyorum açıkçası yakın gelecekte. İstanbul'un peki? Yani olan stok karşılar. Evet, peki şu an İstanbul'un hangi bölgelerini çok hareketli buluyorsunuz talep açısından? Genel itibariyle son dönemde çeperler çok hareketli bence. Silivri, Tuzla, Kurtköy, Pendik, daha erişilebilir konut fiyatlarının olduğu bölgelerde daha fazla ruhsat alımı görüyoruz. Daha fazla yeni proje görüyoruz. Hareketliliğin bu taraflara kaydığını söyleyebilirim. Tabii ki üst gelir grubuna yönelik proje geliştirilen bölgelerde de bir hareketlilik var. Kemerburgaz, Göktürk buna çok güzel örnek. Merkezi yerlerde tabii konut fiyatlarının daha yüksek oluyor olması nedeniyle birazcık daha az sayıda ve arsa stoğunda tabii elbette az olması nedeniyle daha az sayıda yeni konut görebiliyoruz. Evet, şimdi ekranlarımıza yansıyan son dakikayı da izleyenlerimizle paylaşalım. Eylül vadeli gaz fiyatı %8,5 artarak 194,5 Euro'dan Euro seviyesine yükseldi. Yine de izleyenlerimizle paylaşacağımız bir son dakika kaldığımız yerden biz buradan devam edelim. Daha kenar bölgelerde talep arttı dediniz. Yine pandemiyle birlikte baktığımızda aslında tercihlerin de değiştiğini gördük biz bu noktada. Yani 1+1 daha çok tercih edilirken daha aile evlerine yönelildi. Böylece projeler de belki biraz daha 3+1, 4+1 seçeneklerde yoğunlaştı. Çünkü biz önceden daha beyaz yakalılar, şehirde yaşayanlar, ailelerinden ayrılıp gelenler burada 1+1 evleri tercih ederken pandemi yine o büyük aile formasyonuna bizi soktu. Burada değişen tercihlere ilişkin neler söylersiniz? 2 yıl öncesinde başlamıştı değişiklik pandemiyle beraber ve o hala o etki devam ediyor. Yani insanlar yeni konut alacakları zaman yarın öbür gün yeni bir pandemi süreci olur mu diye düşünerek alım yapıyorlar. Bu ne demek oluyor? Balkonlar, teraslar, daha çalışma alanlarının olabileceği konut tipleri bu dönemde daha çok ilgi görüyor. Hatta yeni konut üretimlerinde de bir pandemi tecrübe edildiği için tekrar ona yönelik projeler geliştiriliyor. Yani biz bir dönem özellikle İstanbul'da balkonları tamamen kaldırmıştık. Evlerin birçoğu, belli yılda üretilen evlerin birçoğuna bakarsak balkon olmadığını görüyoruz. Ama artık projelerde emsal hesabı da yapılarak balkonların geri geldiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Ve bu aslında kısa vadede de değişmeyecek bir trend olacak bence. Projelerinde belki bu yönde yoğunlaşacağını söyleyebiliriz biz de bu şekilde. Şu an aslında her sektörü etkiledi bu pandemi ve buradaki tercihler. Bütün sektörlerin ezberlerini bozup yeniden yazan bir süreç oldu. Belki en çok da hatta bu anlamda inşaat sektörü burada etkilendi. Çünkü yapısal olarak ciddi bir değişime, dönüşüme doğru yöneldi. Önümüzdeki süreçte peki sektör için bu anlamda beklentileriniz nelerdir? Yani buna adapte olabilecek, bu değişime adapte olabilecek maddi ve vizyoner potansiyeli var mı acaba sektörün? Elbette ki var. Çünkü özellikle konutu konuşuyorsak barınma gibi çok temel bir ihtiyaca yönelik üründen bahsediyoruz. Barınmanın dışında Türkiye'de bir yatırım aracı olarak kullanılan bir ürün. Dolayısıyla ikisini yan yana koyduğumuzda her daim mutlaka yatırım yapılabilecek, geliştirilebilecek ve ürün olarak önümüze konulabilecek insanların da özellikle üretici tarafta motivasyonlarının olabileceği bir üretim konut tarafı. Vizyoner nasıl değişiklikler olur derseniz yakın gelecekte, tabii bu
kira fiyatlarındaki artış, çalışma modellerindeki değişiklik aslında kentlerdeki konutların konumlarını ve yapılış tarzlarını da değiştirebilir. İşte biraz önce kira artışlarından konuştuk. Artık biz çalışan arkadaşlarımızla da rahatlıkla görüyoruz. Çalışanlar aynı evi paylaşıyorlar. Bizim eskiden üniversite öğrenciliği döneminde yaptığımızda artık çalışan insanlar yapıyorlar. Dolayısıyla bu bir miktar üretim şeklini değiştirecektir. Bir de diğer taraftan baktığımızda özellikle pandemi dönemiyle beraber atıl kalan bir stok var. Hani bir türlü değerlendirilemeyen, uzunca yıllardır bekleyen, yarım kalan inşaatlar var. Bunlar da bu stok içine eklenebilir. Bununla ilgili projeler geliştirilebilir. İşte buna bir yeniden dönüşüm adıyla belki yeniden kullanım öngörüsü yapılabilir bazı bina bazında. Bu böylelikle hem kalan bina stokları değerlendirilir. Çünkü şu anda inşaata yeniden sıfır başlamanın maliyeti çok fazla. Eldeki her bitmiş ya da yarım kalmış inşaat aslında bir değer. Dolayısıyla bu değerler bence ekonomiye kazandırılabilir. Peki burada müteahhitin yani üreticinin temel sorunu piyasayı öngörememesi mi? Alacağı ürünler çünkü belli bir süre sonra teslim oluyor. Satış fiyatını öngöremiyor mevcut dinamiklerin sürekli değişmesinden dolayı. Çünkü belli ki buradaki problemi çözebilecek en temel unsur üretim olacak. Üretimi burada hızlandırabilmek için peki neler yapılabilir? Tabii üretimde evet maliyet çok önemli bir unsur ve maliyet şu anda öngörülemiyor. Aylık olarak ciddi şekilde artışlar olabiliyor. Stoğu sağlayamıyorsunuz. Yani istediğiniz malzemeyi de alamıyorsunuz. Böyle bir dönemden geçiyor sektör. Dolayısıyla orada üretim kalemindeki her malzemeyi için yapacağınız her türlü motivasyon, her türlü teşvik olumlu olacaktır. Ama tabii bunu nasıl yapılabileceği noktasında inanın böyle bir teknik şeyim yok. Yani fiyatlar çünkü serbest piyasa tarafından belirleniyor. Serbest piyasa koşulları geçerli. Hani oradaki aylık artış kısmı sınırlandırılamaz. KDV vesaire konularında belki bazı teşvikler yaratılabilir. Ama bu yine de geliştiricinin motivasyonunu tamam eskisi gibi kazandırmaz. Çünkü eski yıllardaki yaptığımız özellikle hızlı proje geliştirilen yıllara baktığımızda piyasa çok stabildi. Özellikle üretim tarafında yani üretim maliyetlerinde siz 2-3 yıllık projelere giriyordunuz. İlk yıldan tahminde bulunabiliyordunuz ve 3 yıl boyunca da o inşaat maliyeti bütçesiyle hareket edebiliyordunuz. Bu döngü maalesef 2018 yılı itibariyle kırılmıştı ve 2018 yılından itibaren o kırılma devam ediyor. Kat ve kat da katlanıyor. Her sene üzerine başka bir şey ekleniyor. Pandemi eklenmişti. Şimdi enerji krizi, maliyetlerdeki artış, işte sonrasında Rusya, Ukrayna gibi birçok etken var bunu etkileyen. Dolayısıyla o üretim maliyetleri çok önemli bir kalem. Onu da öngörmediği sürece geliştirici burada hareket alanını sınırlamak istiyor haklı olarak. Çünkü finansman tarafı daha ciddi problem olarak karşısına çıkacaktır. Evet, şimdi geçtiğimiz aylarda yine bu konuya ilişkin duyurulan bir haber vardı. Hazine arazileri vatandaş ev satsın, ev yapsın diye satılacak duyurusu vardı. Bakan kurum tarafından yapılan. Buradaki son gelişmeler nelerdir? Böyle bir çalışma yakın vadede hayata geçecek mi? Benim de gördüğüm kadarıyla basın tarafında, kamuoyuna açıklanan bilgiler tarafında bu satışların Temmuz-Ağustos ayı itibariyle başlayacağı yönündeydi. Dolayısıyla belki Ağustos ayında bununla ilgili yeni açıklamalar olabilir ve o güncel gelişmeleri takip ediyor oluruz. Peki ne kadar rahatlatır böyle bir şey hayata geçtiğinde konut piyasasını? Yakın önemli orada da Harika Hanım. Yani ne kadarlık bir arsa alanının satışa açılacağı kısmı önemli. Ama ilk etapta böyle çok ciddi stoğa önemli bir katkı yaratacak arsanın satışa çıkacağını ben çok öngörmüyorum. Peki şu anda biraz daha konut piyasasında ağırlıklı olarak evlerin satış tarafında olması. Yani kiralık evlerin çok daha az, satılık evlerin çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Sizin buradaki dinamiklere baktığınızda temel çıkarımlarınız nelerdir acaba? Bir tanesi tabii bu kiralarla ilgili yapılan düzenlemeler. Bir %25 konusu var. 1 Temmuz 2023'e kadar yapılacak olan artışlarda %25 sınırlaması bir etken olabilir. İkincisi biliyorsunuz Maliye ve Hazine Bakanlığı'na internet portallarından yapılacak olan bildirimler var. Onun da ilk 30.06 itibariyle başlaması planlanıyordu. Dolayısıyla birazcık o iki etken
kiralık ilanlarındaki azalmaya sebep oluyor olabilir. Satış tarafında da hareketlilik var, hani talep canlılığından kaynaklı. Dolayısıyla insanlar ya kar realizasyonu yapmak için ya evi sattıkları bundan sonra oradan elde ettikleri sermayeyle farklı bir ev almak isteyebilecekleri için. Burada bir şey hareketlilik kiralığa göre daha fazla var. Evet tabii şimdi bu kadar hareketli bir piyasada bir o kadar problemler de yaşanıyor. Hukuksuz bazı işlemlerin de döndüğünü biliyoruz. Siz biraz öneriler, sizin önerilerinizi almak isteriz bu anlamda. Ev kiralarken veya ev satışı yaparken hukuksuz bazı işlemlere maruz kalmamak adına önerileriniz ne olacaktır? Son sorum olsun size. Tabii her şeyden önce burada profesyonel hizmet veren danışmanlar var. İyi danışmanlarla çalışmak bence hem kiralama süreçleriniz hem de satış süreçleriniz için çok çok önemli ve işinizi çok çok kolaylaştırıcı konular. Son dönemde artık gerçek kişilerde değerleme raporunun alındığını da görüyoruz. Hani ben bir değerleme firması temsilcisiyim ve yaptığım işler her geçen yıl gerçek kişilerde birazcık daha pazar payını arttırıyorum. Dolayısıyla bir kiralama işlemi yaparken de bir satış işlemi yaparken de mutlaka o gayrimenkul üçgün değerleme raporu almalısınız. Yasal durum, mevcut durum farklılıklarını görmek, doğru fiyatta mı alıyorsunuz, işlemi kapatıyorsunuz onu görmek. Bunlar için değerleme raporu gerçekten de çok çok önemli. Kredi konu olsun ya da olmasın. Kredili satışlarda zaten bir değerleme raporunun olması zorunlu. Dolayısıyla bu iki konuyu da doğru firmalarla çalışırsanız bence kiralamada da satışta da doğru bir birliktelik yakalar ve işleminizi gönül rahatlığıyla tamamlarsınız diye düşünüyorum. Peki TSKB Gayrimenkul Genel Müdürü Makbule Maya Yönel bizimleydi. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Haberimizle devam edelim buradan. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bitlis programındaki konuşmasında kamulaştırma esnafa sunulan dükkanlar ve arsa bedelleriyle birlikte 1 milyarı bulan yatırım değeriyle Bitlis'te yeni bir dönemi başlattıklarını belirtti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir dizi ziyaretle Bitlis Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi, İlbank içme suyu ve kanalizasyon projesi ve 5 Minare Mahallesi konutları anahtar teslim ve toplu açılış törenine katılmak üzere Bitlis'e geldi. Bakan Kurum törende yaptığı konuşmada ne mutlu bizlere ki bu kadim şehrimize hizmet ediyoruz. İşte bugün de hep birlikte toplam yatırım değeri 1 milyar 232 milyon lira olan 21 farklı yatırımı Bitlis'imize kazandırıyoruz ifadelerini kullandı. Esnafımıza sunduğumuz dükkanlar ve arsa bedelleriyle birlikte sadece ve sadece değerli kardeşlerim bu yatırımın bedeli bugün 1 milyar lirayı buluyor ve santim santim hesaplarımızı yapıyoruz. 45 ilde yapılan tarihe vefa, geçmişe saygı projelerinden birini de Bitlis'te gerçekleştirmeye başladıklarını anımsatan Bakan Murat Kurum, Atatürk, Gazi Bey, Hersan ve Müştak Baba mahallelerini kapsayan Mutki Köprüsü'nden başlayıp Ulu Cami, kale etrafını da içerisine alan, eski sanayi bitimine kadar devam eden dere güzergahı aksını baştan aşağı yenileyeceklerinin müjdesini verdi. Programının devamında Bitlis esnafını ziyaret eden Bakan Kurum, 15 bin kişinin istihdam edileceği sanayi sitesi müjdesini verdi. İnşallah Ağustos ayında da yeni sosyal konut projemizi hem Bitlis merkezde hem de ilçelerimizde yapmaya devam edeceğiz. Detaylarını inşallah Ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte açıklayacağız. Ve yine Bitlis Merkez 5 Binare Mahallesi'nde 317 ve 190 konut olmak üzere bugün vatandaşlarımıza konutlarımızın anahtarlarını teslim ediyoruz. Otomotiv Sanayi Derneği Ocak-Haziran dönemine ait verileri açıkladı. Yılın ilk 6 ayında otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,5 artarak 649.311 adet, otomobil üretimi ise %8 azalarak 382.947 adet olarak gerçekleşti.
Otomotiv Sanayi Derneği Ocak-Haziran dönemine ait verilerini açıkladı. Yılın ilk yarısında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,5 artarak 649.311 adet, otomobil üretimi ise %8 azalarak 382.947 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimi ile birlikte toplam üretim ise 673.991 adede ulaştı. Bu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı %67 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda otomobil artı hafif ticari araç %67, kamyon grubunda %88, otobüs, minibüs grubunda %33, traktörde ise %66 seviyesinde gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 artış gösterdi. Bu dönemde ağır ticari araç grubunda üretim %26 artarken hafif ticari araç grubunda üretim %18 arttı. Yılın ilk yarısında toplam ticari araç üretimi %19 seviyesinde artarken 266.364 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı %4, hafif ticari araç pazarı %6 oranında azalırken ağır ticari araç pazarı %3 arttı. Özellikle ağır ticari araç grubunda bir önceki yıla göre artış gerçekleşmesine rağmen baz etkisi dikkate alındığında 2015 yılına göre kamyon pazarı %30, otobüs ve minibüs pazarı %53 oranında daraldı. Yılın ilk 6 ayında otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında %1,2 artarak 466.995 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise %9 azalarak 271.054 adet oldu. Gün ortasını noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Total istasyonları gün ortasını sundu.